Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri. Efendim şimdi Diva Park Güzellik Salonu'nun sahipleriyle birlikteyiz. İki tane şık mı şık güzel mi güzel hanımefendiyleyim. Gördüğünüz gibi Bahar Hanım ve Yelda Hanım var yanımda. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Yelda Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen ilk sorularımla başlayayım o zaman. Efendim burada neler var, neler yapıyorsunuz? Burada saçla ilgili her şey, cilt bakımı, kalıcı makyaj özellikle çok ön planda. İş yerimizde. Daha çok aslında kalıcı makyajla ön plandayız. Saçta da çok iyiyiz. Güzellikle ilgili olan her şey var. O zaman hemen soruyorum. Kalıcı makyajın normal makyajdan farkı ve avantajı nedir? Adı üzerinde olduğu gibi kalıcı olması. Öncelikle en önemli özelliği. Özellikle kaşlarda inanılmaz derecede güzel sonuçlar alıyoruz. Kaşları belirginleştirmekte. Düşük kaşlarda daha kalkık, daha güzel görünüm elde ediyoruz. Gözlerde yine daha belirgin bakışlar ve dudaklarda da aynen o şekilde. Yazın tatilde havuzda inanılmaz derecede rahat oluyor bayanlar. Doğal yapılması çok önemli. Müşterilerin en çok istediği şey yapay görüntü olmaması. Bizim için de dikkat ettiğimiz şeylerden bir yapay görüntüden uzaklaşarak daha doğallığı ön plana çıkartmak. Aslında güzelliğe güzellik katmak kalıcı makyajda işimiz. Bunu da çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Peki efendim az önce dediğiniz gibi yaz önümüzde ve tatile gideceğiz, havuza gireceğiz, denize gireceğiz. Yanımızda kalıcı makyajımız varsa makyaj çantası taşımaya gerek var mı? Ya da denize ve havuza girdiğimizde bu bizi etkileyecek mi? Şöyle kalıcı makyaj olan özellikle kaşlarında, gözlerinde bir eyeliner, dudakta da hafif nude tonlarında bir kalıcı makyajı olan bayanın kesinlikle yanında makyaj çantası götürmesine gerek yok. Çünkü zaten yeterince renkli olacaktır. O yüzden de ihtiyacı olmayacaktır. Biz kadınların çok işine gelen bir durum o zaman bu. Çok yani inanılmaz derecede kullanışlıdır. Zaten günümüzde çok kadın artık buna yöneliyor. Yaptıran çok insan var şu anda. Bilen, yaptıran çok kişi var. Peki 2016 yaz trendleri nedir makyaj renklerinde, tonlarında? Genelde nude tonlar şu anda ön planda ve ciddi ıslak görünüm. Yani daha parlak, daha aydınlık görünüm ön planda ve yüz kontrolleme çok ön planda. Yani yüzdeki o hatları belirginleştirerek parlak ve ıslak görünümle daha nude, daha doğal tonlar ön planda şu anda. Peki gündelik hayatımızda makyaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani yine doğallıktan kaçmadan daha matla birlikte, daha mat bir ten ama yanaklarda, yamacık kemiklerinde biraz daha parlak bir görüntü daha güzel görünüyor şu anda. Peki Bahar Hanım, bildiğimiz gibi kuru ve yağlı cilt tipleri var. Şimdi bu cilt tiplerine göre bize makyaj önerilerinde bulunabilir misiniz? Tabii. Özellikle yağlı ciltlerde yağsız fondöten tercih edilirse cilt daha mat ve daha güzel görünür. Kuru ciltlerde ise nem bariyerini kuvvetlendirecek daha nemli su bazlı ürünler tercih edildiği zaman da cilt daha nemli ve daha parlak duracaktır. Peki siz ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? 14 yıldır bu işi yapıyorum. Benim anne mesleği, annemin yönlendirmesiyle başlamış olduğum bir meslek. Uzun yıllar Dior diye bir markada çalıştım. Makyözlük yaptım, yurt dışında dereceler aldım. Daha sonrasında da birlikte aileyle bu işe girdik. Uzun yıllardır da bu şekilde devam ediyoruz. Efendim gündelik makyaj dedik ya da özel günlerde yapılan makyajlar var. Ama bu makyajın gerçekten doğru yapılma tekniği nedir? Püf noktalar neler? Burada yüz şeklini çok iyi bilmek gerekiyor. Eğer yüz şeklini bilirseniz ona göre bir uygulama yaparsınız. Yüz şeklini bilmediğiniz takdirde de göz şeklini, yüz ovalini, burnu yani bunları bilmediğiniz takdirde güzel bir makyaj çıkartamazsınız. Son zamanlarda sosyal medyada da çok popüler olan videolar var. Makyajdan önce sonra, evet. Before after diye videolar var. Gerçekten makyaj bir insanı çok değiştiriyor. Çünkü yüz kontrollemeyle inanılmaz derecede harikalar yaratabiliyorsunuz. Ama tabii güzelliğe güzellik katmak amaç, yani ne kadar değişebilir? Değiştiriyoruz tabii ki de ama yine de var olanı güzelleştiriyoruz diyelim. Peki cilt sağlığıyla makyaj arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendireceğiz? Cilt temizliğini doğru yaptığınız sürece makyajın hiçbir zararı yoktur aslında. Önemli Peki. olan burada cilt temizliğini doğru yapıyor olmak. Yani kesinlikle fondötenin ya da ürünlerin cilde vermiş olduğu bir zarar yok. Ama eğer makyajını yaptıktan sonra temizlemez, makyajı yatarsa tabii ki de ciltte problemler ortaya çıkar. Ama temizliğini iyi yaptığınız sürece kesinlikle zararı yok. Yani haftanın 7 günü işe giderken makyaj yapabilirim. Evet, yapabilir. Yapabilir ama temizliğini iyi yapıyor olması gerek.
O zaman şimdi Yelda Hanım'la devam edelim biraz. Evet, efendim ürünleri bildiğimiz kadarıyla siz alıyorsunuz. Ürünleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz cilt bakımında ve kalıcı makyaj ürünlerinde? Öncelikle kalite bizim için vazgeçilmez bir şeydir. Yani güzellik salonumuzda kalite dediğimiz zaman birinci sırada gelir hijyen ve kalite. Kaliteli olması. Dikkat ediyorum. Orijinal olmasına dikkat ediyorum. Bunlar çok önemli. Ve müşterimizin her türlü talebine karşılık vermemiz gerekiyor. Yani bir müşteri geldiği zaman cilt tipine göre bütün ürünlerimizin elimizde olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle de seçimlerimiz hep kaliteden yana. Efendim bu kalıcı makyaj ve cilt bakımı ile ilgili ürünleri seçerken müşterilerin beklentileri daha çok neler oluyor? Ve bu konuyla ilgili ne soruyorlar en fazla size? En çok bitkisel olup olmadığını soruyorlar. Alerji yapıp yapamayacağını soruyorlar. Sağlığımıza zarar verir mi konuları daha çok gündemde. Biz özellikle ürünlerimizi yurt dışından getirtiyoruz. Hiçbir şekilde anti alerjik ürünler kullanıyoruz. Müşteriye zarar vermeyecek şekilde. Çünkü bizim için sadece uygulama önemli değil, sonrası da çok önemli. Sonrasında da müşterilerimizin güler yüzle bize dönmeleri ve bize arkasından tavsiye etmeleri bizim için çok çok önemli bir şey. Dolayısıyla kendimize kullanmadığımız, kullanamayacağımız hiçbir ürünü müşterimize kullanmıyoruz. Yelda Hanım, şimdi çoğu zaman zamanımız olmuyor güzel bir güzellik merkezine gelip makyaj yaptırmak için. Biz kendimiz evimizde makyaj yaparken, ürünlerimizi seçerken nelere dikkat edelim, ne yapalım, nereden alalım? Ben önce yine kalite diyorum. Yani bizim bu sloganımız öyle diyeyim. Bilindik ürünlerin tercih edilmesini söyleyebilirim. Ayrıca cilt tipine göre makyaj malzemeleri kullanılmasının çok önemi var. Bir yağlı cildin kuru cilt tipine uygun bir fondöten kullanması hem cildini bozacaktır hem de çirkin görünür. Sergileyecektir. Dolayısıyla hem cilt tipine uygun hem de kaliteli ürünleri tercih ederlerse çok güzel bir görüntü çıkacağını eminim. Gelip size danışsak bize yardımcı olur musunuz? Tabii ki elimizden geldiğince her şekilde yardımcı oluruz. Tabii profesyonel ellerden destek almak her zaman için iyidir. Tabii ki, ne demek? Biz de mutlu oluyoruz zaten. Güzelliklere güzellikler katıyoruz ve mutlu oluyoruz. Evet, şimdi cilt bakımıyla Bahar Hanım'la devam edelim. Efendim cilt bakımı da yapıyorsunuz burada. Cilt bakımına başlama yaşı kaç? Ergenlik dönemiyle birlikte başlıyor aslında, 15 yaş itibariyle başlıyor. Çünkü ergenlik döneminde ciddi bir sivilcelenme ve siyah nokta problemi oluyor. Bununla birlikte de kişide rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu sebeple de 15 yaş itibariyle cilt bakımlarına başlıyoruz. Peki ne sıklıkla cilt bakımına yaptırmalıyız ya da gelmeliyiz? Ayda bir mutlaka yapılması gerekiyor, derinlemesine bir bakım, ama kişinin de haftalık bakımlarını düzenli olarak haftanın bir gününü evde devam etmesi gerekiyor. Peki biz siyah noktalarla ve sivilcelerle nasıl başa çıkacağız? Evde kendiniz kişisel olarak haftada bir peeling uygulaması yapabilir ve bununla birlikte bir kil maskesi uygulayabilirsiniz. Son derece iyi gelecektir. Diva Park'ta siz bu konuştuğumuz hizmetlerin hangilerini veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Diva Park'ı biraz yakından tanıyalım. Bu söylemiş olduğum uygulamaların hepsini yapıyoruz şu anda biz. Yani cilt bakımıyla ilgili vitamin kürlerimiz var, derinlemesine bakımımız var. Özellikle problemli ciltler için siyah nokta temizliğimiz var. Leke tedavilerimiz mevcut. Ciltteki elastiket kaybını toparlamak için radyo frekans diye bir sistemimiz var. Kolajen bağ dokusunu ısı yöntemiyle tedavi ediyor. Son derece geniş kapsamlı bir cilt bakım ünitemiz var salonumuzda. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Diva Park'ın tesettürlü hanımlar için de özel bir yeri var. Şimdi de oradayız. Bu konuda da Yelda Hanım bizi bilgilendirecek ve onun yanı sıra yanımızda Ayşe Hanım ve Müşerref Hanım da var. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar Müşerref Hanım. Merhaba. Evet Yelda Hanım, burada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz ki tesettürlü hanımlarımız rahat hareket etmek istiyorlar. Kuaför salonunda rahat rahat hizmetleri almak istiyorlar. Dolayısıyla biz de düşündük, Diva Park ailesi olarak böyle bir yer açalım dedik. Ve onlara özel bir salon oluşturduk. Diğer salonumuzda olduğu gibi bu salonumuzda her şey mevcut. Saç renklendirmesi, saçla olan bütün bakımlar, cilt bakımlarımız, gene kalıcı makyaj, hepsi mevcut burada. Bütün hizmetlerimizi onlara da sunuyoruz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz. Çünkü onlara ait bir yer yok. Dolayısıyla biz onları düşünerek böyle bir yola çıktık. Umarım memnun edeceğiz onları da.